Bu sırrın sırrı şudur ki, hakiki, samimi bir ittifakta her bir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Şimdi sair kardeşlerin gözüyle bakmak, kulaklarıyla işitmek bir beyin ister. Kulak mı duyuyor bizde? Hayır, beyin duyuyor. Göz mü görüyor bizde? Hayır, beyin görüyor. Dil mi konuşuyor bizde? Hayır, beyin konuşuyor. Yani anında beyine iletiyor o şuayı, o şeyi sinirler vasıtasıyla. Beyin hüküm veriyor. Diyor ki bu tahta diyor. Yoksa göz bunun tahta olduğunu bilmez. Beyin bunu tayin ediyor. Kulağın duyduğunu beyin tayin ediyor. Senin duyduğun söz budur diyor. Yani karar merkezi var yani. Bir karar merkezi var. Sair kardeşlerin gözüyle bakabilmek, sair kardeşlerin bağlı olduğu bir beynin kumandası altında olmakla mümkündür. Eğer bir beyin hükmetmezse, herkes sair kardeşin gözüyle bakamaz. Sen başka görürsün, ben başka görürüm. Sana göre şu ehemmiyetlidir, bana göre bu ehemmiyetlidir. Öbürünün öbüründen üstünlüğü yoktur. Onun için ne diyor Bediüzzaman? Üstadınızın gözüyle birbirinize bakınız. Öyle demiyor mu? Öyle diyor efendim. Kardeşlerim, üstadınızın gözüyle birbirinize bakınız. Burada manevi emir var, manevi emir. Yani üstadın frekansına gir, üstadın beyniyle bak. Sen de üstadın beyniyle bak. Sen de üstadın beyniyle bakarsan, topumuz bir adam oluruz. Üstad bir kişiysen, bir kişiyken 1 milyon olur. Onun beyniyle hareket ediyoruz çünkü. Bir ordu ne kadar kuvvetli olursa olsun, çok yanlış dahi olsa, bir emir merkez, kumanda merkezine tabi olmazsa bir şey yapamaz. Tamamen yanlış bile olsa verdiği emir. Onun için askeriyede düsturdur. Emir yapılır, yanlış da sonra şikayet edilir. Emir verildikten sonra hayır bu yanlıştır diyemezsin. Onu yapacaksın. Yanlış görüyorsan üste sonra şikayet edebilirsin. Yoksa nizam olmaz ki. Yoksa nizam olmaz. Üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Tabir bu değil mi? Üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Bir beyne bağlanmalısınız yani. Bir beyne bağlanmalısınız. Onun gözüyle görmelisiniz. Onun kulağıyla duyma, onun eliyle çalışmalısınız ki insanlar adedince ayrı ayrı parçalar vücuda, beyinler vücuda gelmesin. İnsanların topluluğu kuvvetinde bir insan meydana gelsin. Bir şahs manevi meydana gelsin. Siz de üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Evet. Varlar ailesi. Buyur. Bu sırrın sırrı şudur ki, hakiki, samimi bir ittifakta her bir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Şimdi biz bunu nasıl anlıyoruz? Kendi kendimize bunu yapmaya çalışıyoruz. Sair kardeşin kulağıyla dinlemeye, sair kardeşin gözüyle bakmaya çalışıyoruz. Nasıl bakacaksın? Nasıl bakacaksın? Söyle bakayım bana. Sen benim gözümle nasıl bakacaksın? Ben senin kulağına nasıl işleyeceğim? Kendimiz bunu yapamayız. Bir kumanda merkezine bağlanırsak, kumanda merkezi emretti. Dedi ki şu önünüzdeki masa demirdir. Artık senin görüşün yok. Bu nedir? Demirdir. Asker yorulmaz. Emir vermiş. Ölüyor ama bitiyor, tükeniyor. Ne yapıyorsun? Kumandanım, oturarak çalışmak istiyorum. Yorulmak yok çünkü, öyle emretmişler. Attan düşmek yok. Suvari, attan düşmek yok. Suvari eğitimi görüyor. Attan düşmek yok, bunu ezberletmez. Emir. Şimdi tabii arkadan düşüyor attan. Ne oldu? Kumandama at bitti.
Düştüm demiyor, at bitti diyor. Başka türlü birlik elde edilmez. Herkes kendi görüşüyle öbürünün ne gözüyle bakabilir, ne kulağıyla işitebilir, ne diliyle konuşabilir, ne eliyle tutabilir. Beyin bir olacak ki ona bağlı azalar tek hareket yapsınlar. Benzer hareketler yapsınlar, faydalı hareketler yapsınlar. Evet.